Merhabalar arkadaşlar. Konaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları dersimizin gözünüzü korkutmak gibi olmasın en ağır konusuyla karşınızdayız. Maliyet yönetimi ve maliyet hacim kar analizi. Nedir konu içeriğimiz? Bir bakalım. Maliyet kavramını daha önce tanımlamıştık zaten. Tekrar hatırlayacağız. Maliyet yönetiminin kapsamını anlamaya çalışacağız. Konaklama işletmelerinde maliyet ve gelir unsurları nelerdir? Şöyle bir gözden geçireceğiz. Gelirleri daha önce ele almıştık hatırlayacaksınız. Maliyetleri de malzeme ve işçilik ağırlıklı olarak işlemiştik. Burada biraz farklı bir boyutuyla ele alacağız. Karma maliyet analizi ne demek? Ya da maliyet fonksiyonundan ne kastediliyor? Bunları da göreceğiz. Ve konunun ağırlıklı noktası belki başa baş noktası satış miktarı ve satış tutarı ile ilgili hem formüllerimiz, hesaplamalarımız var hem de ne anlama geldiği ile ilgili açıklamalarımız olacak. Ve maliyet hacim kar analizinin konaklama işletmelerine uygulaması sonucunda ortaya çıkan durumlarla ilgili değerlendirme bugünkü dersimizin içeriğini oluşturuyor. Maliyet bir şeye sahip olmanın bedeli dedik. Bir varlığa sahip olmanın ya da bir hizmetten yararlanmanın bedeli. Bunun için katlanılan bedelin aslında parayla ölçülebilen yönü. Parayla ölçülemeyen maliyetler de, soyut maliyetler de olabilir. İşte zaman kaybı gibi ya da boşa kafa yorma gibi. Dolayısıyla onları işin içine katmıyoruz. Ya da bunun ön hazırlık kısmı, tasarımla ilgili kısımları genellikle göz ardı edilir. Dolayısıyla maliyet çok kapsamlı bir konu ama burada daha çok çıktı üzerinden işte ortaya çıkan parayla ölçülebilen bir maliyet değeri daha çok vurgulanan kısmı. Maliyet yönetimi özellikle hizmet işletmelerinde konumuz itibariyle sınırlandırarak baktığımızda üretim maliyetlerinin doğru belirlenmesi, hizmet üretim birim maliyetlerinin doğru belirlenmesi ve bunu etkileyen unsurların tanımlanması, bunlarla ilgili işletme stratejilerinin belirlenmesi ve faaliyetlerin bu yönde yönetilmesi, kontrol edilmesi gibi işlemleri kapsıyor. Dolayısıyla işletme yönetimiyle neredeyse aynı diyeceksiniz. Evet, işletme yönetiminin çok önemli bir boyutu zaten maliyet yönetimi. Hatta strateji olarak da öne çıkan konulardan birisi maliyet odaklılık. Çünkü maliyetini kurtarmayan hiçbir iş sürekli olamaz. O yüzden maliyet yönetimi de en başta zaten dikkate alınması gereken bir konu. Gideri tekrar hatırlayalım. Bu da bir tüketim. Yani maliyetin belli bir amaç için kullanılan kısmı diyebileceğimiz bir gider ya da masraf ifadesi. Harcama daha önce üzerinde durmamıştık. Biraz daha kapsamlı belki ya da farklı yönleriyle işte kullanıma göre değişmekle birlikte aslında harcamayla kastedilen bir hizmetten bir varlıktan yararlanmak veya bir zararı ortadan kaldırmak için bir ödeme yapmak, borçlanmak ya da başka bir varlığı bunun yerine kullanmak, varlık transferi yapmak gibi işlemlerin tamamını kapsıyor. O yüzden harcama daha geniş boyutlu bir ifade diyebiliriz. Yani şöyle bir algı oluyor bazen işte maliyet Arapça, işte gider Türkçe falan değil. Yani farklı kavramların farklı yerleri var. Arapçasında da, İngilizcesinde de, Türkçesinde de aslında her ne kadar bizim dilimiz daha çok farklı dillerden transfer şeklinde ekonomik literatürü oluşturmuş olsa da kavramları ayırmak gerekiyor. Şimdi burada faaliyet hacmi ile ilişkisine göre maliyetlere baktığımızda bu ayrım bugünkü konumuz için son derece önemli. Sabit maliyet, değişken maliyet ve karma maliyet ayrımı. Karar verme açısından gerçekleştirilen faaliyetin büyüklüğüyle ilgili olarak ortaya çıkan giderlerin
belli bir zaman diliminde, bir dönem içerisinde, örneğin bir yıl ya da bir aylık bir süre içerisinde değişmeden aynı kalması durumunda bunlara sabit maliyet diyoruz. Bunun yanında özellikle üretim faaliyetini gerçekleştirmek için her birim üretim için kullanılan malzemenin, işçiliğin, diğer giderlerin birebir ölçülebilen kısmına da değişken maliyet diyoruz. Yani burada üretim miktarı arttıkça değişken maliyet artıyor. Üretim maliyeti azaldıkça değişken maliyet azalıyor. Üretim durduğu an değişken maliyet ortadan kalkıyor. Halbuki sabit maliyetlerde öyle bir durum yok. Üretimle ilişkisi yok. Yani kaç birim üretirseniz üretin, üretin ya da üretmeyin, İşletme açık kaldığı sürece o sabit maliyetler işlemeye devam ediyor. Standart bir şekilde. Bir de bu ikisi arasında bir takım giderler var. Yarı sabit, yarı değişken ya da işte bir kısmı sabit gidere uyuyor, bir kısmı değişkene uyuyor. Bunlara da karma maliyetler diyoruz. Aslında sorun burada başlıyor. Yani bütün giderleri sabit ve değişken olarak ayırabilsek zaten ayrıca hesaplama yapmaya gerek kalmayacaktı belki. Uygun yöntemlerle bunları üretim maliyetine yükleyebilirdik. Ama karma maliyetler dediğimiz bu farklı şekillerde davranış değişikliğine uğrayan giderleri belirlemek biraz daha zor. Onun için farklı yöntemler geliştirilmiş. Yani konaklama işletmelerinde hizmet üretim maliyetini belirleyen, işte daha önce de vurguladık, oda maliyeti, yiyecek içecek maliyeti, diğer konaklama ile ilgili hizmet maliyeti gibi. Ve bir de dönem giderleri var. Yani bunlar çok hizmetle birebir bağlantılı değil ama işletmenin işlevsel bölümlerine göre ortaya çıkan, işte genel yönetimle ilgili, işte genel yöneticinin, genel müdürün, yönetim kurulu üyelerinin maaşından başlayın, en alttaki işçinin ücretine kadar ya da bahçe bakımına kadar, çevre düzenlemesine kadar her şey bu kapsamda düşünülebilir. Pazarlama giderleri ayrı, finansman giderleri ayrı, araştırma geliştirme faaliyetleri varsa ayrı dönem gideri olarak ortaya çıkacaktır. Hatta finansman giderlerin hem dönem gideri boyutu var hem üretimle ilgili kısmı varsa onun da üretimle ilişkilendirilmesi gerekir. Hizmet işletmelerinde şöyle de bir sorun var. Aslında birebir çok böyle kesin çizgilerle ayırmak da pek mümkün olmuyor bazen yönetimi, pazarlamayı, finansmanı, hizmet üretim maliyetlerinden. Öyle de bir sorun var. O yönüyle de işletmenin yönetim yaklaşımı, muhasebe sistemi son derece önemli. Bir de yatırım maliyetleri konusu var. Burada işte varlıkların edinmesi ki konaklama işletmelerinin büyüklüğüne göre, hacmine göre son derece önemli. Arazi, arsadan tutun da içindeki teknolojik aygıtlara kadar, alet edevata kadar her şey bu kapsamda düşünülüyor. Peki dönem gideriyle ya da üretim maliyetiyle yatırım maliyeti arasındaki temel fark ne? Yatırım maliyetleri daha uzun vadede, daha uzun sürede işletme faaliyetlerine katkı sağlarken, diğerleri dönemlik ya da faaliyet bazlı ortaya çıkan unsurlar. Şimdi burada temel maliyet fonksiyonu, asıl konumuz maliyet fonksiyonunu oluşturmak gerekiyor. Maliyet nelerden oluşuyor? İşte az önce de bahsettik. Değişken ve sabit giderlerden oluşuyor genel olarak. Dolayısıyla değişken ve sabit giderlerin üretim miktarı ile ilişkilendirilmiş toplamından oluşuyor. Yani o Y eşittir AX artı B simgeleriyle ifade edilen kısım bu anlama geliyor. Toplam maliyet fonksiyonu. Şimdi bu karma maliyetleri ayırabilmek için yarı sabit, yarı değişken maliyetlerin ne kadarı değişken, ne kadarı sabit, bunu sabit mi kabul edeceğiz, değişken mi, hangi gruba dahil etmemiz gerekiyor, onu belirleyebilmek için bir takım yöntemler, teknikler geliştirilmiş. Bunlar kitabınızda açıklanmış, örneklerle anlatılmış. O yüzden detayına girmiyorum. İşte muhasebe kayıtlarından izlenen, sonuç çıkaran yöntemler var. En küçük, en yüksek noktalar tekniği var. Dağılım grafiği ya da en küçük kareler matematiksel modeli var. Şimdi bizim asıl derdimiz bu toplam
maliyet fonksiyonundan hareketle üretim ya da satış hacmimizi dikkate alarak bir takım planlamaları yapabilmek, kar planlaması, satış tutarı planlaması, örneğin bir dönemde ne kadar oda satışı yapabiliriz, ne kadar yiyecek içecek, işte kaç tabak, kaç menü neyse çıkarabiliriz ya da buradan ne kadar kar elde edebiliriz ya da bu karı elde edebilmek için kaç liradan satmamız gerekiyor ya da ne kadar miktar satmamız gerekiyor gibi bir takım hesapları ortaya koyabilmek için yapılması gereken çalışmalar. Bunun işte iki boyutu var. Sabit ve değişken gider ayrımını yapabilmek. O yarı sabit yarı değişkenleri de ya sabit ya değişken olarak formüle edebilmek. Bunu yaptıktan sonra planlama kolay artık. Başa baş noktası satış miktarı için işte burada örneklendirmeye çalıştık. Kitabınızda çok daha detaylısı var. Basit bir örneğimiz var. Formül hep aynı işliyor. O yüzden formülü pekiştirmek için bu örnekleri özellikle aldım. 220 liradan birim oda fiyatı 220 liradan 1000 oda satışı yapılan bir dönemde birim değişken maliyetin 50 lira olduğu, yani her bir oda için o bir kişilik kullanım için 50 lira maliyete katlanıldığı ve toplam sabit maliyetlerin o dönemde, o bir aylık dönemde ya da bir yıllık dönemde hangi dönemi kastediyorsak 51 bin lira olduğunu varsaydık. Aslında varsaydık dediğimde şöyle bir anlamı var. Bu yöntemlerin uygulanması varsayıma dayalı aslında. Yani onu göz ardı etmemek lazım. Çünkü bu hesaplamaların yapıldığı dönemde işte o miktarların ve fiyatların değişmediği varsayımı önemli. Yoksa işte o aynı dönemde bir odayı başka bir fiyattan öbür odayı başka bir fiyattan satarsak bu formülü uygulama şansımız kalmıyor zaten. Dolayısıyla o incelenen dönemde, hesaplama yapılan, analiz edilen dönemde birim fiyatların değişmediği varsayımı geçerli. Bunun üzerine formüller oluşturulmuş. Bu verilerden hareketle önce birim katkı payını buluyoruz. Ne demek birim katkı payı? Birim satış fiyatından birim değişken maliyeti çıkarıyoruz. Yani örneğimizde 220 oda fiyatından 50 değişken maliyeti çıkarıyoruz. 170 lira sabit giderleri dikkate almadığımızda odadan işletmeye kalan net kazanç diyebiliriz. Sadece değişken maliyetleri dikkate alarak belirlediğimiz kazanç. Buradan başa baş noktası satış miktarını bulmak için toplam sabit maliyeti bu birim katkı payına bölüyoruz. Ve sonuç 300 oda. Ne demek? Bu işletme o 1000 oda satışı yapılabilen dönemde işletme 300 oda sattığı zaman satıştan elde ettiği hasılatla toplam maliyetini karşılayabilir duruma geliyor. Yani 300 odadan öncesi kısmen zarar, 300 odadan sonrası kar etmeye başlıyor işletme. Anlamı o. Dolayısıyla en az 300 oda satışı yapması lazım ki ondan sonra kar etmeye başlayacaktır. Tabii bu arada fiyat değişiklikleri, girdi maliyetleri, çalışanlarla ilgili ya da satış fiyatı ile ilgili değişiklikler varsa ona göre yeniden hesaplamaların yapılması gerekecek. Evet, aşağıda da bunun sağlaması görünüyor. 300 odadan elde edilen hasılat 220 liradan 66 bin lira ediyor. 50 liradan 300 odanın değişken maliyeti artı toplam sabit maliyet 66 bin lira ediyor. Dolayısıyla ne kar ne zarar durumu burada da test edilmiş oluyor. Şimdi ikinci durum, en çok kullanılan formül başa baş noktası satış tutarı ile ilgili. Şimdi burada da az önceki miktardı. Yani kaç oda satarsak işte hangi noktada kar zararı eşitliyoruz. Bu da kaç liralık satış yaparsak başa baş noktasına ulaşıyoruz onu belirlemek için.
Farklı bir örnek, 225 liradan 1600 oda satışı yapılan bir işletmede birim değişken maliyet 125 lira, toplam sabit maliyet 110 bin lira olarak belirlenmiş. Buna göre başa baş nokta satış tutarı kaç liradır diye sorulmuş. Şimdi burada da katkı payı yerine katkı oranını kullanacağız. Hemen hemen aynı formül ama katkı payı değil, katkı oranı dikkate alınacak fiyat değişikliği olduğu için. Katkı oranını bulmak için de birim satış fiyatından birim satış fiyatı bölü değişken gideri oranlayacağız. Yani yazılımı gösterilmiş. Ha, burada sonuç 0,444 gidiyor. Bu şekilde yazıldığında net sonuç elde ediliyor. Eğer burada bir kısaltma yaparsanız, örneğin virgülden sonra iki basamak ilerletirseniz farklı bir sonuç ortaya çıkacaktır. O yüzden katkı oranıyla hesaplama yapılırken net sonucun kullanılmasında fayda var. Birebir sonuca ulaşabilmek adına. Başa baş nokta satış tutarı 110 bin lira, yani toplam sabit maliyetin katkı oranına. Orada 0,44 ilavesiyle gösterilmiş. Yukarıdaki tutar itibariyle. Sonuç 247.500 lira. Bunu test etmek istersek hakikaten 1100 oda 225 liradan, yukarıda verilmişti 225 lira oda fiyatı. 225 liradan 1100 oda satışı ancak 247.500 liraya karşılık geliyor. Dolayısıyla bu işletmenin başa baş nokta satış miktarı da 1100 oda olmalı. Son 500 odadan kar edebilecek, oraya kadar kar söz konusu değil. Evet, bu da karmaşık görünen ama aslında zevkli bir konu. Özellikle rakamlarla uğraşmayı seven arkadaşlar için gayet güzel ve mantıklı bir konu. Uygulamada da karşılığı var. Evet, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.